İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Uluslararası Urartu ve Öncesi adlı sempozyum Batı Ermenistan'ın Van şehrinde başlıyor. Artsakh'ta Rus barış güçlerinin gözetiminde yeni bir yol inşa ediliyor. Artsakh'taki herhangi bir yerleşimin teslim edildiğine dair haberler yanlıştır ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Cavahk'ın Murcahet köyünde yeni bir köprü inşaatı devam ediyor. Türkiye'de 67 yıl önce yaşanan 6-7 Eylül pogromu bugün hala unutulmadı ve kınanıyor. Azerbaycan kültürel soykırım politikasını sürdürmektedir. Surpan Partsum Kilisesi'ni camiye dönüştürme projesi hakkında bir açıklama yaptı. Batı Ermenistan'da kültür, Koftunsi dans barı. Medeniyetlerin beşiği olarak bilinen ve tarihsel süreç içinde birçok medeniyetin en önemli şehri olan Batı Ermenistan'ın Van şehrinde önemli bir bilimsel etkinlik gerçekleştirilecek. 7000 yıllık bir geçmişe sahip olan Van'da Ararat Krallığı Urartu hakkında uluslararası bir sempozyum gerçekleştirilecek. Urartu döneminin önemli mirasının kaldığı Van'da 7-9 Eylül 2022 tarihi arasında Urartu medeniyeti tüm yönleriyle ele alınacak. Yurt dışından da önemli bilim insanlarının katılımıyla Batı Ermenistan'ın Van şehri Urartulara başkentlik yapmış kent olarak bu sempozyumla dikkatleri üzerine çekecek. Sempozyumda Urartu Krallığı'nın mimarisi, sanatı, dili, kültürel ve coğrafi etkileşimleri üzerinde yapılan çalışmalar ile son yıllarda yürütülen kazı çalışmaları, yüzey araştırmaları ve disiplinler arası çalışmalar hakkında bilgi alışverişi ve sunumlar yapılacak. Rus askerleri Stepanakert'ten Askeran bölgesinin köylerinden birine giden yol kesiminin inşaat güvenliğini sağlıyor. Yol, Nahçıvanik köyünü ve yakındaki diğer köyleri Askeran şehri üzerinden değil, doğrudan Stepanakert'e bağlayacak. 27 Eylül 2020 tarihinin sabah erken saatlerinde Azerbaycan'ın, Türkiye'nin desteğiyle ve İslamcı paralı askerlerle Artsakh-Azerbaycan sınırı boyunca geniş çaplı bir askeri saldırı başlattığını hatırlatalım. Batı Ermenistan, Azerbaycan tarafını sakin durup akıllı olmaya ve 9 Kasım duyurusunda belirtilen noktalara uymaya çağırıyor. Artsakh Enformasyon Merkezi geçtiğimiz günlerde sosyal ağlarda Askeran bölgesinin İvanyan köyü ile Stepanaker şehrinin Açapınyak semtinin teslim edilmesi konusunda Azerbaycan tarafıyla bir anlaşma olduğu söylentilerini reddeden bir mesaj yayınladı. Mesajda şöyle deniyor: bu tür asılsız haber ve söylentilerin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını ve Azerbaycan özel servisleri tarafından vatandaşlarımız arasında panik yaratmak, çaresizlik, umutsuzluk, baskı ve ana vatanda yaşama iradesini kırmak gibi sinsi amaçlarla yayıldığını bildiriyoruz. Ahalkalak Belediyesi'ne bağlı Murcahet Köyü'nde kültürel miras anıtı olan eski köprünün yakınında tarihi eseri yıkımdan kurtarmak için yeni bir köprü yapılıyor. Otomobil ve yaya geçidi için öngörülen köprünün yapım projesi yerel bütçeden ortaklaşa finanse edilen devlet fonlarıyla gerçekleştiriliyor. Şu anda inşaatçılar köprünün demir yapılarını kurarak köprünün temelinin inşası üzerinde çalışıyorlar. Yeni köprü eskisinden 1 metre daha yüksek, 2.80 metre yüksekliğinde, 5 metre genişliğinde olacak. Yayalar için kaldırım yapılacak, iki yanında beton çit çekilecek, köprü asfaltlanacak ve ana yola bağlanacak. İşlerin tamamlanması için son tarih Kasım ayının sonu. Batı Ermenistan, Ermenilerin yaşadığı bu bölgedeki altyapının iyileştirilmesini olumlu değerlendiriyor. Çünkü bu, yerel nüfusun topluluk çalışmalarına katılımı ve Ermenilerin yaşadığı bölgelerin korunması için bir teşviktir. 6-7 Eylül 1955 pogromu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan ve hala yüzleşilmemiş vahim olaylardan biridir. Resmi verilere göre İstanbul ve İzmir'de Rum, Ermeni ve Yahudilere ait 4226 ev, 1011 iş yeri, 74 kilise, 8 ayazma, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul ve 3 mezarlık ciddi şekilde tahrip edilmiş, yakılmış, yıkılmış ve yağmalanmıştır.
Yaşanan pogromda çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulunulmuş, azınlıklara yönelik sayısız darp vakası yaşanmış ve ondan fazla yurttaş öldürülmüştür. Ayrıca 7 Eylül 1955 günü Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilan edilen sıkı yönetim ve sonrasında alınan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen İstanbul, İzmir, Hatay ve Çanakkale'de azınlıklara yönelik taciz ve onlara ait ibadethanelere yönelik kitlesel şiddet devam etmiştir. Pogromun hemen ardından masum ve suçlu ayrımı gözetmeden binlerce kişi gözaltına alınmış ve 8 özel mahkeme tarafından 4408 kişi çeşitli suçlardan tutuklanmıştır. Fakat hükümetin siyasi saiklerle pogromun tüm sorumluluğunu komünistler üzerine yıkma gayreti sonucunda toplamda 67 önde gelen solcu da tutuklanmıştır. 6-7 Eylül 1955 pogromunun Türkiye tarihindeki diğer suçlar gibi yüzleşilmemiş, failleri cezalandırılmamış ve hasarı tazmin edilmemiş bir suç olarak kalmıştır. Bu olay Türk istihbaratının, Türk derin devletinin bir operasyonuydu. Azerbaycan, Ağustos 2022'nin sonunda Berzor şehri ve Ahavno köyündeki Ermeni nüfusun zorla yerinden edilmesinin ardından Surpan Parsum Kilisesi'ni camiye dönüştürme projesini duyurdu. Projeye göre kubbenin üstü yıkılacak, çan kulesi yıkılacak ve kuzey cephesine iki minare dikilecek. Proje Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatıyla onaylandı. Aliyev benzer bir talimatı el konulan Hadur bölgesine daha önce yasa dışı gerçekleştirdiği ziyaretteyken vermişti. Temel amaçları işgal altındaki tüm Ermeni yerleşimlerindeki Ermeni kültürel mirasını ortadan kaldırmaktır. Tüm uluslararası sözleşmelere, anlaşmalara göre benzer mirasın yok edilmesi veya başka yapılara dönüştürülmesinin sadece kültürel soykırım değil, aynı zamanda bir savaş suçu olduğu gerçeği dikkate alınmalıdır. Koftunsi Dans Barı, Batı Ermenistan'ın Sebastia bölgesinin bir Ermeni halay çeşididir. Adını Koftun, bugünkü Koytun veya Koktin olan bir köyden almasına rağmen bu dans geniş bir coğrafyanın birçok köyünde oynanmıştır. Birçok Ermeni dansı gibi bu dans da halay başını takip et tarzındadır. Halay başı, bar başı, dansın adımını veya yönünü ne zaman değiştireceğine karar verir. Halay başı, dans ederken genellikle bir mendil sallayarak tiyatral bir unsur katar. Dansçıların coşkusu arttıkça dansın ritmi de artar ancak her zaman yönetilebilir ve kontrollü kalır. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Apo Sahakyan tarafından seslendirilen Gatsek Perek adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.